İyi bir insan olmak için. Umumi olarak her insan, iyi bir insan olarak anılmak ister. Her aile, bütün aile fertlerinin iyi insan olmalarını ister. Her devlet de, kendi vatandaşlarının iyi insanlar olmalarını arzu eder. Ayrıca herkes mutlu olmak ister. Peki, iyi insan nasıl olunur ve nasıl mesut ve bahtiyar yani mutlu olunur? İyi bir insan olmak için evvela, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına göre yaşamak lazım. Yani kamil, yani olgun, bir Müslüman olmak gerekir. Zaten Müslüman kimse, iyi insan demektir. Zaten, Müslümanlığın gayesi, de, insanları, İslam'ı hakiki üzere yaşatıp onların imanı kamil ile bu dünyadan göçmelerini sağlamak ve cennette ebedi saadete erişmelerini temin etmektir. Bunlar da ancak hakiki rehberlerin yol göstermeleriyle elde edilebilir. Peygamber Efendimizin rehberliğiyle, cahiliye ehlinin nasıl saadet ehli olduğu ortadadır. Hakiki ulema ve evliyanın rehberlikleriyle de, nice sarhoşların, kumar ehli kişilerin, bozuk ahlaklı kimselerin yüksek ahlaklı insanlar oldukları meydandadır. İyi bir insan, kamil bir Müslüman olmak için, ilk olarak, doğru bir itikada sahip olmak, yani ehli sünnet itikadında olmak lazım. İkinci olarak, fıkhi bilgilere vakıf olup onlarla amel etmek gerekir. Bundan dolayı, en büyük alim ve velilerden olan İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki Serhendi, Kuddais Sirruh da, 4 hak mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, 5 tarikatte mürşidi kamil ve mükemmel olan Mevlana Halit-i Bağdadi, Kuddais Sirruh da, bu iki hususun ehemmiyetini vurguluyorlar. Akıl ve bali olan her erkek ve kadının birinci vazifesi, ehli sünnet alimlerinin yazdıkları akaid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak, onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbaniye. Müslümanların birinci vazifeleri, itikadı düzeltip, ehli sünnet vel cemaat alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanmaktır. İkinci olarak, fıkıh bilgilerini öğrenip, her şeyi bu bilgilere göre yapmaktır. Mevlana Halit-i Bağdadi, Aytikârnam, El-İman vel-İslam. Ehli sünnet. İslam'ın ana yolu, ana caddesi olup hem Kur'an-ı Kerim'de, hem de hadisi şeriflerde ve tarih boyunca, sırat-ı müstekim, sevad-ı azam, cumhur-ı müslimin ve müminlerin yolu olarak anıla gelmiştir. Ehl-i sünnet, alelade herhangi bir mezhebin, meşrebin, tarikatın, ekolün, kliğin, grubun, hizbin, cemaatin adı ve karşılığı değil, İslam'ın kendisi ve medeniyetimizin ana omurgasıdır. Zaten ehl-i sünnet vel cemaat. Demek sünnete ve eshab-ı kirama sarılan insanlar demektir. Peygamber Efendimiz, benim sünnetime ve benden sonra da Hulefai Raşidi'nin sünnetine sarılınız buyurmuştur. Ayrıca eshab-ı kiramın yolunda olmakla ilgili birçok hadisi şerif vardır. 3 Şubat 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ramazan Ayvallı.